Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yazma becerisi kazanmanın önemi üzerinde duracağız. Ben Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyelerinden Münire Kevserbaş. Biliyorsunuz akademisyenlik öncelikle bir okuma faaliyeti olarak algılanır. Ama çağımızda belki okumaktan ziyade bir yazma faaliyeti olarak şekillenmiş. Hatta yazıyla ilgili sayısız sözle karşılaşmamız mümkün. Özellikle değerli yazarlarımız için yazmamak adeta deli olmak gibi bir şeydir. Çünkü gerçekten de söz uçar, yazı kalır. Zannediyorum bu söz insanlık tarihinin hiçbir döneminde bu kadar önemli hale gelmemişti. Yazmak sadece duygu ve düşüncelerimizi cümlelere dökmek değildir elbette. Yazmak hatırlamaktır, yazmak geleceğe iz bırakmaktır, yazmak yaşadıklarımızı not etmektir, yazmak en önemlisi bir tutkudur. Boş zamanlarımızı değerlendirmek için yazarız, kendimizle konuşmak için yazarız, yazdıklarımız okunsun diye yazarız, öğrenmeyi kolaylaştırdığı için yazarız, duygularımızı, düşüncelerimizi başkalarıyla paylaşmak için yazarız. Dolayısıyla okumak anlamaktır, formülleri çözmektir. Ama yazmak aslında daha ziyade açıklamaktır. En kıymetli yazılar da aslında nihayetinde yepyeni formülasyonlar sunabilen yazılardır. Dolayısıyla çağımızda okuduğumuzu ve biriktirdiğimizi yazıya dökebildiğimiz ölçüde var olabileceğiz. Yazma alışkanlığının önemi belki üzerinde çokça durmamız gereken bir konu. Bize yıllarca hep okumanın önemi anlatıldı biliyorsunuz. Çok okuyun, onu da okuyun, bunu da okuyun, biriktirin diye. Elbette okumak çok önemli. Çünkü okumak, etraflıca okumak, anlamak, idrak etmek, yorumlamak, değerlendirmek, tartışmak, sorgulamak ve en nihayetinde de en sağlıklı bir şekilde yepyeni ve güncel bir anlam inşa etmektir. İnsanlık tarihine baktığımızda her şeye Aristo ile başlarız biliyorsunuz. Özellikle akademik hayatta. Çünkü Aristo'nun önemi ilk kaleme alan olması. Yazı neredeyse Aristo ile başlamış gibidir. Çünkü insanlığın en temel meselelerini ilk o kaleme almıştır. Ya da onun sözlerinden mülhem olarak kaleme alınmıştır. Nasıl kaleme alındığını bugün tam kestiremesek de Aristo'nun ders notları olarak bildiğimiz metinler pek çok temel alanın ilk yapı taşlarıdır. Fizik, metafizik, etik, mantık, estetik, poetika gibi meselelerde onun konuştukları biliyorsunuz kaydedilmiştir muhtemelen ve bize kadar gelmiştir ve biz hala onlara atıf yapma gereği duyuyoruz. Elbette Aristo'dan önce onun gibi düşünen, keşfeden olmamış mıydı? Elbette olmuştu ama kaydedildiği için her şeyi Aristo'ya dayandırma alışkanlığımız oluştu. Yazmak, yazılan içeriğin sahibi olmaktır çünkü. Yazmak biricik, eşsiz ve tek başına bir deneyimdir. Peki yazma alışkanlığını nasıl kazanacağız? En etkili yöntemlerden birisi, belki de en eskilerinden birisi biliyorsunuz günlük yazmak. Çünkü her kıymetli işin temel niteliklerinin başında süreklilik gelir. Çünkü süreklilik demek sürekli alıştırma yapmak, sürekli egzersiz yapmak demektir. Her gün yaşadığımız sıradan şeyleri anlatırken aslında bir yönüyle her gün alıştırma yapmaktayızdır. Bu bizi bir çeşit disipline tabi tutar. Hem duygu ve düşüncelerimizi yeniden ve yeniden sıraya koyarız, onları sürekli yeniden ve yeniden düzenleriz ve hem de her seferinde onları yazıya aktarmak için farkında olmadan zihnimizi disiplinli bir şekilde çalışmak mecburiyetine yöneltiriz. İşte bu disiplin eşsiz bir öğretme gücü demektir. Çünkü her ne kadar birileri bize zaman zaman rehberlik yapsa da biz aslında yazma eylemini tek başına öğrenmek zorundayızdır. Tıpkı yüzmek gibi, teorik olarak dünyanın en iyi yüzme hocası bile bizimle birlikte olsa ve teorik olarak yüzmeyi anlatsa ve biz bütün aşamaları ezbere öğrensek dahi bu bilgi suya girince anlamını kaybeder. Asla yüzeceğimizi garanti etmez. İşte yazmak da tas tamam böyledir. Kabiliyetimizi aktif hale getirmek için her gün düzenli olarak bir miktar yazmalıyız. En azından bir cümle.
ya da bir paragraf. Lise seviyesinde okumalara başlayan ve yazma sürecine dahil olan öğrenciye nitelikli yazmayı nasıl öğretiriz? İki tür yazmadan söz etmek gerekir temelde. Ya da ben en azından kendi zihnimde iki tür temel yazma becerisine odaklanıyorum. Biri edebi yazı, birisi de akademik yazı. Bunlar aslında ters mekanizmalarla çalışırlar. Edebi yazı anlamı örterek inşa eder. Duygu ve düşünceyi imgeye yaslar. İşte o yüzden bir sürü orada bir benzetmelerle, alegorilerle, metaforlarla karşılaşırız. Çünkü sanatın temel birimi imgedir. Bilimin ise kavram. İşte akademik yazının odaklandığı yer de bu kavramlardır. Çünkü akademik yazı anlamı açığa çıkarmak üzere kaleme alınır. Yani bir konuyu, bir meseleyi geniş ve açık bir şekilde aydınlatmak üzere. Bu nedenle de kavramlara yaslanmak zorundadır. Sanatsal yazı ise bir konuda sadece bilgi vermek değil, o meseleyi duyumsatmak, hissettirmek üzere kaleme alınırlar. Bu nedenle güçlü temsil niteliği olan imgelerle kurgulanması gerekir. Bu iki alanın yazarlarının beslenme alanları kesişse de beslendikleri malzemeyi dönüştürme biçimleri birbirinden farklıdır. Edebi metin yazarı okuduklarından yepyeni dünyalar yaratmak üzere yola koyulur. Akademik metin yazarı ise okuduklarını en açık nasıl izah edebileceğine odaklanmak zorundadır. İyi yazmak için temel şart iyi okuyucu olmaktır elbette. Yani nitelikli okuyucu diyoruz biz buna. Bunun pek çok yolundan söz edebiliriz. İyi okuyucu olmak yalnızca çok okumak demek değildir elbette. Okuduklarını hazmetmek, çözümlemek, anlamak, hatta yapı sökümüne uğratmak çok önemlidir. Bir bakıma elinize verilen malzemenin bütün unsurlarına çözümleyici bir gözle bakmayı bilmektir. Cümleyi nasıl kurmuş, hangi türden bir üslup seçmiş, hangi kelimeleri tercih etmiş, metne nasıl başlamış, konuyu nasıl açıklamış, ne tür örnekler vermiş ve hangi sonuçlara varmış. Edebi metni okurken de özellikle kurmaca metinlerin temel unsurlarına odaklanılması çok önemlidir. Mekan neresidir, zaman nasıl düzenlenmiş, karakterler ve olaylar nasıl kurgulanmış. İşte tüm bunların metni oluşturan temel unsurlar olduğuna dikkat ederek okumak çok çok önemlidir. Her iki türden metnin kesiştiği alan ise elbette mesele kavramıdır. Buna yenilerde sorunsal diyoruz. Biraz İngilizceden tercüme olarak problematik kelimesini de kullanıyoruz. İşte her metnin temel bir meselesi vardır. Eskiler buna derdi de derlerdi. Onu keşfetmek bir okuyucu açısından çok çok önemlidir. Çünkü bütün detaylar o meseleyi anlatmak, vurgulamak için yazılır aslında. Meselesini çözmeden okuduğumuz metni aslında hiç anlamamışız demektir. Bu okuma anlama düzeyinde yapacağımız ilk iştir. İkinci olarak ise kesinlikle not alarak elimizde kalem, kağıt, defter ile okumalıyız. Altını çizmeli, işaretler koymalıyız. Ancak daha da önemlisi sizde çağrıştırdığı duygu ve düşüncelere ilişkin olarak notlar almalısınız. Üzerine yazı yazılmış kitaplar benim en sevdiğim kitaplardır. Sıcağı sıcağına yazının bize açtığı ufku not etmişizdir. Eşsiz kıymette yazı malzemeleridir bunlar aslında. Neden yazmak bu kadar önemli peki? Aslına bakarsanız benim için en kıymetli tarafı, kendi şahsi tecrübem üzerinden konuşmak istersek, okuduklarımı unutmamı önlemesidir. Şimdi şu 50 yaşında, bunca sene bu işin içerisinde birisi olarak bakıyorum, epey okumuşum. Çocukluktan itibaren hep çok da sevdim okumayı. Meraklı da bir çocuktum kendimce. Okulda sıra arkadaşlarımla kitap okuma konusunda yarışırdık. Haftada bir kitap verirdi kütüphanemiz. Birer kitap alırdık arkadaşımla. İkimiz de ve birbirimizin kitaplarını da okuyarak bir değil iki kitap okumuş olarak haftayı tamamlardık. Sonrasında da mümkün olduğunca iyi okumaya çalıştım. Ama şu an sorarsanız
en iyi hatırladıklarım aslında sadece hakkında yazı yazdığım konular. Romanlar, şiirler, hikayeler. Dolayısıyla yazmak müthiş bir hafıza yeteneği olarak yer buluyor zihnimizde. Ayrıca bir konuyu anlamanın en iyi yolu da yazmaktır. Çünkü yazarken zihnimiz çok aktif çalışır ve konuyu eline boyuna tartarız. Dolayısıyla yazmak zihnimizi sürekli aktif kılar ve bir meseleyi tüm yönleriyle analiz etme yeteneği kazandırır. Modern çağda yazmak zorundayız. En iyi şekilde kendimizi ifade etmek, birilerine kendimizi en iyi şekilde aktarabilmek, kabiliyetlerimizi görünür kılmak için çok iyi yazmalıyız. Yazmanın eğitim hayatına ve sürecine de inanılmaz değerli katkıları vardır. Yazarken sadece bir konuyu değil, kendinizi tanımayı da öğrenirsiniz. Yazma bir yüzleşmedir, sorgulamadır, hesaplaşmadır, iyileştirir, şifa verir. Yazmak muhteşem bir zihni disipline etme yöntemidir. Zihnimizi gereği gibi disipline etmemiz demek, aslında tüm hayatımızı da aynı şekilde disipline sokabilme kabiliyeti kazanmış olmamız demektir. Yazma yetkinliğimiz arttıkça bir bakarsınız okumayı, öğrenmeyi, gözlemlemeyi, çıkarım yapabilmeyi öğrenmişsiniz demektir. Bunların hepsi aslında hayatı ve koşulları doğru dürüst yorumlama, anlamlandırma, planlama faaliyeti olarak çok değerli kazanımlardır. Dahası kendi bilincimizi, birikimimizi ve potansiyelimizi doğru değerlendirmeyi de öğreniriz. Bu ise koskoca bir hayat armağanıdır sanırım. Anadolu Mektebi'nin en kıymetli tarafı da sadece kıymetli bir fikir bulması değildir. Yani en değerli yazarların tüm eserlerini okumak. Elbette bu çok kıymetli bir fikirdir. Bir yazarın bütün külliyatına vakıf olmak. Ama Anadolu Mektebi'nin bence en kıymetli tarafı sürekli bir dinamizm arayışı içerisinde olmasıdır. Çünkü dinamizmin olmadığı yerde en kıymetli fikirler bile çürüyebilir. Maalesef okumak da dinamize edilmediği, yani konuşulmadığı, tartışılmadığı, değerlendirilmediği, yorumlanmadığı ve sorgulanmadığı takdirde çürümeye mahkumdur. Hatta okuyucu bir tür pasivize olmaya doğru yönelebilir. Tek taraflı bir maruz kalma biçimi zihne zarar verir, düşünceyi öldürür. İşte okuduklarını aktif bir anlama, yazma, sunma ve tartışıp değerlendirme bu çürümeden koruyan en kıymetli etkinliktir. Çünkü gelecek okuyanların değil, yazanların şekillendirdiği bir dünya olacak.